diğer derslerinizi de yüz yüze yapma şansımız olur. Yani pratik dersini böyle uzaktan yapmanın çok mantıklı olmadığını düşünsem de şu an maalesef elimizde yapacak bir şey yok. Bugün ben size mikroorganizmaların identifikasyonda yani tanımlanmasında kullandığımız, aslında bu açılış slaytı birçok şeyi anlatıyor gibi, kullandığımız bazı temel testler var. Onlardan bahsedeceğim. İdentifikasyon ne demek? Önce bununla başlayalım isterseniz. İdentifikasyon şu demek, bakterinin adını koymaktan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani kastımız şu, klinik önemini belirleyebilmemiz için bakterinin adını soyadını koymamız gerekiyor. Buradaki temel ayrım aslında patojen mi, kontaminant mı? İşte çevrede mi yer alıyor, patojen mi? Bunları ayırt etmek için yapıyoruz. Sonra tanımladığımız bakteri ya da mikroorganizmanın, mantar da olabilir bu, antimikrobiyal direnç testlerinin gerekliliğine karar vermek için adını soyadını koymamız lazım. Yine toplum ve diğer hastalar için ya da sağlık çalışanları için bir risk teşkil ediyor mu? Bunu belirlemek için mutlaka toplum sağlığında belirleyebilmek için, koruyabilmek için mutlaka tanımlama testlerini yapmamız lazım. Biz bu tanımlama testlerini genotipik ya da fenotipik dediğimiz, yani moleküler karakterizasyon yoluyla yapabiliriz ya da işte bizim işte saçımızın rengi gibi, gözümüzün rengi gibi bakterilerin de mantarların da fenotipik özelliklerini kullanarak identifikasyon yapabiliyoruz. Şöyle iki ana şeyde bunu değerlendirirsek, fenotipik identifikasyon aslında bugün bizim mikrobiyoloji laboratuvarlarında ağırlıklı olarak kullandığımız testleri kapsar. Hoş her şey artık moleküler tarafa da kayıyor olsa hala laboratuvarlarımızda, rutin laboratuvarlarda biz fenotipik identifikasyon tabanlı testleri kullanıyoruz. Bu testler 19. yüzyılda hayatımıza girmiştir. 20. yüzyılda ise kimyasal testler, yani metabolizmaların enzimatik aktiviteleriyle değerlendirildiği testler hayatımıza girmiş. 1970'te yarı otomatik sistemler, tanımlama apikristal gibi, bu yukarıda gördüğünüz kartuş gibi bazı biyokimyasal testleri değerlendirdiğimiz yarı manuel sistemler gündeme gelmiş. 2000'li yıllardan sonra otomatize sistemler diye adı geçen hem mikroorganizmaların tanımlamasını yaptığımız, şurada görüyorsunuz, BD'nin Phoenix, işte bioMérieux'un Whitewick ve Beckman Coulter'in MicroScan gibi cihazlarıyla biz günümüzde çok yoğun olarak kendi mikrobiyoloji laboratuvarımızda da kullanıyoruz biz bu cihazları. İdentifikasyon ve antibiyogram işlemlerini bu cihazlarla yapıyoruz. Bunun dışında genotipik identifikasyonda günümüzde çok sık kullanılıyor ki kütle spektrofotometresi, MALDI-TOF MS diye görebilirsiniz kaynaklarda. Bu cihazlarla da tamamen protein analizleri yapılarak mikroorganizmaların belirli database'lerle karşılaştırılıyor ve ilgili mikroorganizmanın tanımlaması yapılabiliyor. Yine PCR testiyle, çok duyuyorsunuz COVID'de, PCR testiyle işte real time olabilir, multiplex olabilir, film array olabilir. Çeşitli PCR tabanlı, polymerase chain reaction dediğimiz, içerideki nükleik asitin, bakteriye ait olan ya da virüse ait olan nükleik asitin bir şekilde çoğaltılması ve örnek içinde saptanmasına dayalı bir yöntemdir PCR. NGS dediğimiz de Next Generation Sequencing dediğimiz, artık işte öyle bir hale geldi ki, yani sekanslama dediğimiz artık bütün amino asit dizilerine kadar çıkarabildiğimiz bakteri ya da virüslerin yine belli database'lerle karşılaştırdığımız, şurada gördüğünüz minyon denen öyle minik cihazlar var ki artık cep telefonunuz boyutuna indirdiğiniz bir flash bellek boyutuna inen next generation cihazlarıyla genotipik identifikasyon yapabiliyoruz. Bugün ben size daha ziyade bizim rutin laboratuvarlarda yaptığımız fenotipik identifikasyon sistemleri ve identifikasyonda kullandığımız rutinde olan testlerden bahsedeceğim. Gram pozitif bakterilere baktığımız zaman bizim için bu chart'ı koymamın özelliği şu arkadaşlar. Gram pozitif bakterileri biz ayırırken temel mesela katalaz testinden yararlanırız. İşte katalaz pozitif ve negatif. İşte katalaz testi pozitifse katalaz bir reaksiyon, birazdan bahsedeceğim. Pozitif de gram pozitif bir kokta stafilokok türleri aklınıza gelir. Negatifse streptokok türleri aklınıza gelir. Stafilokokta sonrasında koagülaz testi yaparsınız. Birazdan bahsedeceğiz yine. Bunlara tek tek içine gireceğiz.
Koagülaz testi yaparsınız. Koagülaz reaksiyonu pozitifse, koagülasyon yeteneği varsa mikroorganizmanın, yani pıhtı oluşturabiliyorsa Staphylococcus aureus'tur. Oluşturamıyorsa diğer KNS dediğimiz koagülaz negatif stafilokoklar gelir aklınıza. Sonra çeşitli antibiyotik duyarlılık sonuçlarından yararlanarak, örneğin mesela burada novobiosin duyarlılığından bahsedilmiş, Staphylococcus ve Saprophyticus'u arayabilirsiniz. Streptokoklar tarafında katalaz negatif, genelde mikroorganizmaların büyük çoğunluğu katalaz pozitiftir arkadaşlar. Nadiren işte aeroplarda, özellikle fakültatif anaerob ve aeroplarda birçoğu katalaz pozitiftir. Katalaz negatif streptokoklar vardır. Bunları da birazdan bahsedeceğiz. Hemoliz kapasitelerine göre ayırırız. Alfa hemolitik, beta hemolitik ve gamma hemolitik olmak üzere. Sonra da tek tek içine biraz sonra gireceğiz. Alfa hemolitikleri işte optokin hassasiyetine göre hassassa pneumokok, değilse bir dans olmak üzere. Beta hemolitikleri yine vasitesin hassasiyetiyle ayırabiliriz. Vasitesine hassassa piyojenes, değilse agalaktiye gibi ayırabiliriz. Yine gamma hemolitiklerde bazıları gamma hemolizi hemoliz de hemoliz olarak da algılamaz. Hemoliz yapmayanlar da olabilir. Bunları da grup D streptokoklar olarak gruplandırıyoruz ve orada sodyum klorürlü ortamda büyümelerine göre de işte enterokoklar ve diğer grup D streptokoklar olarak ayırmak mümkün. Şimdi katalaz testi çok önemli. Katalaz testi bizim için çok kıymetli bir testtir. Burada eğer mikroorganizmanın katalaz aktivitesi varsa, bunu çok basit aslında hidrojen peroksiti katalaz aktivitesi varsa su ve oksijene parçalıyor mikroorganizma. Ve burada gördüğünüz gibi, şurada gördüğünüz gibi stafilokoklarda mesela böyle oksijen çıkışı olduğu için böyle baloncuklar görürsünüz. Katalaz negatif mikroorganizma ise sürdüğünüz yerde kalır. Mesela örnek verirsek işte stafilokoklar pozitif, Listeria monocytogenes, kornebakteriyumlar birçok gram negatif, pozitif birçok mikroorganizma, anaerobları ayrı tutmak gerekir. Onların birçoğu katalaz negatiftir ama normal aerobik ya da fakültatif anaerobların tamamı katalaz, streptokoklar hariç katalaz pozitiftir arkadaşlar. Şimdi katalaz testiyle ilgili size bir video hazırladık. Gelin bunu birlikte izleyelim. Önce katı hidrojen peroksitimizi ortama koyuyoruz. Sonra arkadaşımız bizim için yapıyor. Şüphelendiğiniz koloniyi alıyorsunuz bir öze yardımıyla. Steril bir öze yardımıyla. Sonra yavaşça kenara sürüyorsunuz. Bakın köpük oluşumunu görüyor musunuz? Bu köpük oluşumu bize mikroorganizmanın katalaz aktivitesi olduğunu gösterir. Dediğim gibi bu yine bir chart. Katalaza göre biz ayırırız katalaz negatif pozitif diye. Streptokoklar negatif, stafilokoklar katalaz pozitif. Peki stafilokokları gruplarken neden yararlanıyoruz? Stafilokoklar genel olarak staf aureus apayrı bir grupta burada. Staf aureus altın çocuk diyorum ben buna. Altın sarısı oldukça büyük, geniş, beta hemoliz yapan, burada gördüğünüz gibi koloniler oluşturur. Staf epidermidis de koagülaz negatif stafilokokların içinde en popüler olanıdır. Daha beyaz, daha küçük, hemoliz yapmayan koloniler oluşturur. Koyun kanlı agarda arkadaşlar. Şimdi bu yine bir staf aureus. Gördüğünüz gibi sarı kolonileri görüyorsunuz şurada. Şurada da görüyorsunuz ve beta hemoliz tamamen gördüğünüz gibi hemoliz yapmış. Görüyor musunuz? Burada koloniyi de özellikle sizin için almışız. Gördüğünüz gibi arkasını resmen lize etmiş. Eritrositleri yıkmış tamamen ve beta hemoliz yapmış. Stafilokok cinsini tanımlarken koagülaz bizim için çok önemli dedik arkadaşlar. Koagülaz aktivitesi. İnsanlar için patojen olan stafilokoklarda koagülaz aktivitesine bakarak ayırdığımız zaman koagülaz pozitif olan Staphylococcus aureus subspecies aureus, yani Staphylococcus aureus aklınızda olursun. En önemlisi bu. Animal associated olanları boş verin, çok bizi ilgilendirmiyor.
Ama insanda koagülaz negatif stafilokoklar arasında kim çok önemli derseniz Staph epidermidis like grup dediğimiz, içerisinde Staphylococcus epidermidis, Hemolyticus, Capitis, Hominis gibi arkadaşların yer aldığı grup var. Yine Staphylococcus saprophyticus var. Bu özellikle genç bayanlarda idrar yolu enfeksiyonlarının önemli bir etkenidir. Yine kateter ilişkili enfeksiyonlarda Staphylococcus duodeniensis karşımıza gelen bir mikroorganizma. Şimdi burada dediğim gibi koagülaz testi çok önemli arkadaşlar. Koagülaz testini biz iki şekilde yapıyoruz. Lam ve tüp olmak üzere. Bir lamda yapabiliriz, bir de tüpte yapabiliriz. Bu testte stafilokoks süspansiyonunu tavşan plazmasıyla bir araya getiriyoruz. Ya bunu tüpte yapabiliriz ya lamda. Eğer mikroorganizmanın koagülaz aktivitesi varsa ortamda, plazmada bulunan fibrinojeni fibrine çeviriyor arkadaşlar ve şurada gördüğünüz gibi bir pıhtı oluşuyor. Bunu LAM testinde yaparsak da bir agglutinasyon görüyoruz. LAM testinde biz bağlı koagülazı veya clumping faktörü belirleriz. Genellikle birçok mikroorganizmanın ikisini bir arada üretmez ikisini bir arada. Sadece Staph aureus hem lam koagülaz hem de hem lam koagülaz hem tüp koagülaz pozitiftir. Onun dışında kalan lam koagülaz testiyle yani clumping faktörü üreten Staphylococcus duodeniensis ve Staphylococcus Schleifer'i gibi bazı koagülaz negatif suçlar lam testinde pozitif çıkarlar ama tüp testinde negatif sonuç elde ederiz. Dolayısıyla lam testi doğru hızlı bir testtir ama duyarlı özgürlüğü noktasında bu iki mikroorganizma yüzünden ve birkaç tane daha mikroorganizma var ama buraya yazmadık onları. Yani tıbbi önemi olanları yazıyoruz daha ziyade. Dolayısıyla tüp koagülaz çok daha serbest koagülazı tespit ettiği için daha duyarlı ve özgürlüğü yüksek bir testtir. Burada plazmaya salınan koagülazı saptadığımız için burada fibrinojenin fibrine dönüşümünü çok rahatlıkla gösterebiliriz. Bakın burada sağ taraftaki resim bir kitaptan alınmış bir resim. İçindeki pıhtı oluşumu burada da bizim kendi laboratuvarımızda sizin için çektiğimiz bir resim. Gördüğünüz gibi birinci tüpte hiçbir şekilde koagülasyon yapamamış. İkinci tüpte ise tamamen pıhtıyla kapladığını görebilirsiniz. Büyük ihtimalle bu Staphylococcus aureus'tur. Neobiyosine duyarlılık testi genel itibariyle Staphylococcus epidermidis, yani KNS'leri ayırmak için kullandığımız bir test. Epidermidis neobiyosine hassas iken Staphylococcus saprophyticus neobiyosine dirençlidir arkadaşlar. Bununla ayırabiliyoruz. Yine bir başka testimiz trihaloz mannitol testi. Mannitolü trihalozu fermente edebilen bakterileri ayırmak için kullanıyoruz. Burada en önemli bakteri Staph aureus'tur. Staph epidermidis ve aureus'u ayırmak için kullanıyoruz. Mordan eğer normal tüpün rengi mor, krezol moru var içinde çünkü ayıraç olarak. Eğer kullanırsa mikroorganizma bunu sarı renk oluşuyor. Staphylococcus aureus trihaloz ve mannitolü fermente edebildiği için gördüğünüz gibi sarı renk oluşmuş ama Staph epidermidis bunu yıkamadığı için renk pembemtırak şekilde kalmış. Burada görüyorsunuz bizim yaptığımız test. Bu negatifimiz gördüğünüz gibi şu da pozitif renk veren, sarıya çalan renk veren mikroorganizmamız. Bunlar sizin için çektiğimiz resimler. Bir başka test deoksiribonükleaz, DNAz testi. Yani aslında mikroorganizmanın DNA'sı parçalayabilme özelliği var mı? Bunu test ediyoruz arkadaşlar. DNA içeren besiyerinde DNA'yı parçalayıp oligonükleotitler oluşuyor. Bunu kim yapıyor? Yine Staph aureus yapıyor. Staph aureus çok patojenitesi yüksek bir mikroorganizma. DNA içeren plağa böyle çizgiler çekiyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi test mikroorganizmasını. Ve içerisinde de bu yeşil renkli methyl green var indikatör olarak. Çevresinde saydam bir renk alanı oluşursa, şurada gördüğünüz gibi,
şuradaki gibi. Staph aureus mesela, buraya Staph aureus ekmişiz. Görüyor musunuz? Burayı yediği için oradaki DNA'ları burayı rengi açmış burada. Ama Staph epidermidis olduğu gibi kalmış görüyorsunuz arkadaşlar. Açamamış çünkü DNA aktivitesi yok. Peki yine bu o çatlardan bir tanesi. Streptokoklarda neler yapıyoruz? Streptokoklarda bizim için optokin hassasiyeti önemli arkadaşlar streptokoklarda. Eğer optokine dirençliyse diğer alfa hemolitik streptokoklar vardır. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hemoliz kapasitelerine bakıyoruz. Yani bazı yayınlarda alfa, beta ve gamma hemolizden bahseder. Bazı yayınlarda sadece alfa ve beta hemolitik olarak iki gruba ayırır. Alfa hemolitik streptokokları ayırmak için optokin testinden yararlanıyoruz. Burada en meşhur Streptococcus pneumonia optokine hassastır. Diğer alfa hemolitikler diye ayırıyoruz. Onları da bu sefer ayırırken bile eskülin testinden yararlanıyoruz. Burada negatifse viridans streptokoklar, pozitifse kim olabilir? Enterokok türleri olabilir. Ondan sonra PR testi yapıyoruz. Ya da %6,5'luk tuz oranında üreyebiliyorlar mı? Bunu test ediyoruz. Eğer bunları yapabiliyorsa enterokok diyoruz, yapamıyorsa grup D diyoruz. Beta hemolitikleri de ayırmakta özellikle biz PR testinden ve basit resin hassasiyetinden yararlanırız. Basit resin hassasiyeti olan ve PR testi pozitif olan mikroorganizmayı A grup streptokok, streptococcus pyogenes olarak ayırıyoruz. Dirençli olanlarında ise Kemp testiyle mesela Streptococcus agalactiae'ye ayırabiliriz. Bile eskülünde yine üremesiyle diğer gruplara ayırabiliriz. Ürememesiyle eğer ürüyorsa yine enterokok ve D grubuna gidebiliyorsunuz. Yani enterokoklar özetle hem karşımıza beta hemolitik görünümde de gelebilir, alfa hemolitik görünümde de gelebilirler. Hemoliz ne demek? Şu demek arkadaşlar. Şurada gördüğünüz beta hemoliz dediğimiz tam komple hemolizdir. Şuradaki gibi. Alfa hemoliz daha ziyade yeşil renkli bir hemolizdir. Gamma hemoliz daha böyle green tracttır ya da hiç hemoliz yapmıyorsa buna gamma hemoliz diyoruz. Bir de biz streptokokları sınıflarken antijen antikor reaksiyonlarından, kapsüler polisakaritlerinden yararlanıyoruz arkadaşlar. Buna göre aşağı yukarı 80 tane serotipi var mesela Streptococcus pyogenes'in. Burada gruplama yapıyoruz, serogruplama yapıyoruz ve işte A, B, D, H, C, G gibi gruplara ayırabiliriz. Mesela bunların içerisinde şurada gördüğünüz bir kitlerimiz var. Birazdan onun testinde göstereceğim size. Kitlerimiz var. Kitlerle birlikte değerlendirdiğimiz zaman böyle bir agglutinasyon testi, agglutinasyon görüyorsanız bu diyoruz ki mesela A grubunu deniyoruz. A grubu serumla, antiserayla karşılaştırıyoruz. Ve agglutinasyon varsa Streptococcus pyogenes diyoruz. B ile verdiyse B grubu diyoruz. Basit resin duyarlılık testimiz var. Burada grup A'yı diğerlerinden ayırmak için kullanıyoruz. Şu genelde disklerin üzerinde A yazar zaten grup A'yı temsil etmek adına. Çünkü hassasiyet beta hemolit yapan minik Staphylococcus aureus'a göre daha minik koloniler yapar bunlar. Ama gördüğünüz gibi basit resine hassastırlar. Şurada yine laboratuvarda sizin için bizim çektiğimiz ya da basit resin diye de yazabilir diskin üstünde. Burada çap önemli değil, önemli olan açılma zonunun olması. Gördüğünüz gibi ufak beta hemolitik koloniler ve basit resine hassaslar. Bir başka testimiz PR testi, L-pirolidonil beta naftinamid testi. Burada mikroorganizmanın eğer pirolidonil peptidaz enzimi varsa bu compound'u, pirolidonil beta naftinamidi önce pirolidonile yıkabilir. Biz pirolidonil ve beta naftinamidi ayırabilir. Biz de beta naftinamidi tespit etmek üzere sinemaldehit içeren bir reaktifi damlattığımız zaman böyle kırmızı mor bir renk elde ederiz. Bu teste biz PYR testi diyoruz. Bunu nadir mikroorganizmaların PYR testi pozitiftir. Bizim için anlamlı olan özellikle Streptococcus pyogenes ve enterokok türlerinin insanlarda çok önemli olduğunu ve PYR testlerinin pozitif olduğunu unutmayınız. Bakın gördüğünüz gibi burada bunu genelde küçük disklerde yapabiliriz, kartlarda yapabiliriz ya da
tüpte de yapabilirsiniz ama biz genelde laboratuvarlarımızda küçük filtre kağıtları gibi kartlar kullanıyoruz. Şimdi gelin videosunu izleyelim. Burada test mikroorganizmasının ilgili kuyucağı sürüyoruz. Birincisinde B grubu var. İkincisinde enterokok var arkadaşlar. İkinci kuyucukta. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi test mikroorganizmasını sürdük. Bir buffer solüsyonumuz var. Önce onu damlatacak arkadaşımız. Evet. Sonra 5 dakika bekliyoruz. Bu video bitti. 5 dakika beklediğimizi varsayıyoruz. Bekliyoruz ve bu sefer sinemaldehit içeren o pembe solüsyonumuzu damlatıyoruz. Birazcık daha koyu renkteki. Gördüğünüz gibi. Evet, görüyorsunuz değil mi? Sağ taraftaki ikinci olan, video ters dönmüş koyarken, ikinci olandaki pembe rengi görüyor musunuz? Pembe mor renk. İşte bu PR, enterokok türlerinin PR pozitif olduğunu gösteren bir video size. Bir başka testimiz Kemp testi. Kemp testinin adı 1944'te ilk defa Christie Atkins ve Munch Patterson diye adlandırılan bilim insanları tarafından tanımlandığı için adlarının baş harflerini koymuşlar. Aslında buradaki özellik şu, Staphylos'un beta hemolizini yani sfingomyelinaz C ile B grubu streptokoklardaki Streptococcus agalactia'nın extracellular Kemp faktör proteininin eritrositleri birlikte lize etmesi, sinerjistik lizis yani eritmesini esas alan bir testtir. Bu şu anlama geliyor, basitçe anlatırsam arkadaşlar. İkisi de beta hemolitik mikroorganizmalar ama B grubu streptokoklar daha az hemoliz yapabilirler. Fakat Staphylococcus sayesinde beta hemolizleri daha geniş bir alana yayılabiliyor. Agalaktiyaların %98'den büyüğünün Kemp testinin pozitif olduğu yapılan genetik analizlerle de gösterilmiş. Burada şöyle yaparsınız. Ortaya Staphylococcus aureus'u çekersiniz, sürersiniz koyun kanlı agara. Yaklaşık 2 milimetre kalacak şekilde ona dik şekilde 90 derece açıyla da test edeceğiniz mikroorganizmayı çizersiniz bu şekilde. Ve bir gecelik inkübasyon sonrasında şurada gördüğünüz, bakın şu Staphylococcus aureus, şu da bizim B grubu streptokokumuz. Gördüğünüz gibi B grubu streptokok daha küçücük bir beta hemoliz yapacak iken, iki tarafta da var, hemolizi potansiyelize olur ve ikisinin bir araya geldiği alanda böyle ok gibi büyük bir hemoliz zonu oluşur. Bu işte Kemp testi pozitif demek. Bunun bir de reverse Kemp hali var. Bunun tam tersi görünüyor. Onu da kim yapar? Onu da Clostridium perfringens gibi özel mikroorganizmalar yapar. Kemp testinde gördüğünüz gibi bir başka, o bizim sizin için yaptığımız, çektiğimiz resimdi. Bunlar da textbooklardan alınmış resimler. Staphylococcus'un sfingomyelinazıyla mesela grup A da biliyorsunuz beta hemolitik bir streptokok ama onu gördüğünüz gibi yapmamış. Onda zon böyle ok şeklinde zon oluşmamış ama Kemp faktörü ürettiği için grup B'de zon büyümüş. Kim pozitif Kemp testi? En önemli olan Streptococcus agalactia'dır arkadaşlar. Sonra Listeria monostogene, sonra Cornebacterium pseudotuberculosis'in Kemp testinin pozitif olduğunu unutmayın. Bu önemli bir özelliktir. B grubu Streptococcus agalactia'nın B grubu, Streptococcus agalactia'nın Kemp testi pozitiftir arkadaşlar. Yine bioesculin testi, safraesculin testi. Bazı mikroorganizmalar safraya dirençlidir arkadaşlar. Safra varlığında üreyebilirler. Enterokoklar ve Streptococcus, grup D streptokok türleri burada yer alır. %4'lük oksgal ya da %40'lık safralı besi yerinde enterokoklar ve streptokoklar üreyebilirler. Bunların dışındakilerin hepsi üreyemez. Bir de ortama eskülin ilave ederseniz onunla da şurada gördüğünüz gibi
eski bir hidrolizi olduğu zaman içerideki demir parçacıklarıyla çöker ve siyah pigment oluşturur. Bu enterokok türleri için gördüğümüz bir demir tuzlarıyla bir araya gelerek esküliğinden eskületin oluşuyor. Bir araya geliyor ve siyah renkli koyu kahverengi pigment oluşuyor. Bu testte şurada gördüğünüz gibi kimler pozitif derseniz enterokok türlerini hem bile eskülinde hem safralı besiyerinde hem de eskülini hidrolize ederek aktivite yaptıklarını söylemek mümkün. Ya da böyle simsiyah gördüğünüz gibi oluştururlar. Bir diğer grubumuz burada gördüğünüz gibi alfa hemolitik streptokoklar. Böyle aynen yeşil yeşil renkte görünürler. Bunların içerisinde Streptococcus pneumonia çok kıymetli böyle göbekli koloniler oluşturuyor. Yeşil göbekli koloniler oluşturuyor arkadaşlar. Bunun saptamak için de biz bakın bu P harfi de buradaki diskte zaten P harfi pneumokokka atfen konulmuştur. Büyük çoğunluğu pneumokok türlerinin etil hidrokuprein hidroklorit dediğimiz optokin testi, optokin maddesine karşı duyarlıdır. Sadece şu suçların %8 kadarı optokin testinde normal şartlarda üreyemediği için optokin testini mutlaka karbondioksitli ortamda yapmanız lazım. Çok az %2-3'lük grupta da optokin direnci görebilirsiniz. Ama burada genel itibariyle pneumokokların optokine hassas olduğunu söylemek mümkün. Bakın yukarıda bir yine kitaptan alınma. Burada için sizin için bizim yaptığımız optokin dirençli ve hassas mikroorganizmalar. Burada bir 5 mikrogramlık bir optokin diski kullanıyorsanız 14'ten büyük olması lazım zon çapının. 10 milimetrelik kullanıyorsanız 16 milimetreden büyük olması lazım. Dirençli de optokin türlerinin olduğunu söyledik. Aynı zamanda duyarlı Streptococcus mitis kökenlerinin olduğu da bildirilmektedir. Ama genel olarak siz kafanızda pneumokokların, yani Streptococcus pneumonia'nın optokine hassas olduğunu bilin. Bu işte bazı pneumokok türlerinin optokin duyarlılığı noktasında yetersiz kaldığı durumlarda ve bazı dediğim gibi işte bazı Streptococcus mitis türleri de optokin hassas görünebilirler. Aslında doğrulayıcı testimiz bizim safrada erime testidir. Bu mikroorganizmalar, pneumokoklar kendi kendilerini imha etmek üzere programlandıkları için otolitik enzimler üretirler ve ortamdaki safra varlığında bir şekilde Streptococcus pneumonia parçalanır, bakteriler erir arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir test tüpü hazırlıyorsunuz. Normalde işte 0,5 makfarlantlık bir iki tüpte mikroorganizmayı hazırlıyorsunuz. İçerisine de %10 safra tuzu koyuyorsunuz. Bir 3 saatlik inkübasyon sonunda gördüğünüz gibi Streptococcus mitis'in o da optokin hassas olabiliyor biliyorsunuz. Hiçbir şekilde erimediğini görüyorsunuz safrayla ama pneumokokun tertemiz eridiğini görebilirsiniz. Burada mesela bir bizim yaptığımız testte bulanıklığı devam etmiş gördüğünüz gibi. Öbür taraf ise tamamen yıkılmış gitmiş. Yani bu tüpe koyduğunuz mikroorganizmanın pneumokok olduğunu gösteren bir deney. Özetleyecek olursak mikroorganizmalarımızı kanlı agarda ürettik. Ama McConkey agarda üremedi. Gram pozitifler için konuşuyorum. Niye McConkey agar? Çünkü gram pozitifleri seçmek üzere tasarlanmıştır. Negatifleri seçmek üzere tasarlanmıştır. Gram pozitifleri onun içinde üreyemez. Sonra gram boyama yaptınız ve gram pozitif koklar gördünüz diyelim ki. Katalaz yaptınız, pozitifse stafilokok düşüneceksiniz. Koagülaz testi yaptınız, pozitifse stafilokok. Değilse KNS'lerden biri noobiyosin hassasiyet yaptınız. Hassassa epidermidis, dirençliyse saprofitikus. Peki katalaz testi yaptınız, negatif çıktı. Blood agar'daki, kanlı agar'daki hemoliz kapasitelerine bakacaksınız. Alfa hemolitikleri optokin hassasiyetiyle ayırıyorsunuz. Optokin hassassa streptococcus pneumonia, değilse diğer birden streptokoklar diyorsunuz. Beta hemolitiklerde ne yapıyorsunuz? Bas testleri anlattık. Beta hemolitiklerde basidesin testine bakıyorsunuz. Eğer pozitifse A grubu streptococcus pyogenes olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer önemli türümüz hemofilus türleri arkadaşlar.
Hemofilus türlerinin en önemli özelliği nedir biliyor musunuz? Bu türler sadece çikolata agardır derler. Çikolata agar içerisinde çikolata mı içerir? Yüz yüze olsaydık bunu size sorardım. Ama siz bana şimdi cevap veremeyeceksiniz. Adı çikolata içerdiği için gelmiyor. Tamamen biz besi yerini hazırlarken kan biliyorsunuz. Koyun, aslında bu da bir koyun kanlı besi yeri. Kanı yüksek derecede eklediğimiz zaman eritrositler, içindeki eritrositler tamamen parçalandığı ve parçalandığı için böyle yandığı için kahverengi bir renk alır besi yeri. Bunu yapmamızdaki amaç şu, mikroorganizmanın, bazı mikroorganizmalar eritrositin ihtiva ettiği X faktör ve Y faktör dediğimiz hemin ve NAD dediğimiz nikotin amide ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla çikolata besi yerinde bunlar hazır olarak vardır. Hemofilus türleri bu ikisine birden ihtiyaç duyduğu için bu besi yerlerinde üreyebilirler. Ama koyun kanlı besi yerinde üreyemezler. McConkie besi yerinde üreyemezler. Dolayısıyla hemofilus türlerini ayırmak için çok önemli bir besi yeri olduğunu unutmayın. Hemofilus türleri dediğim gibi bazı kanda bulunan maddelere ihtiyaç var. X faktör hemin ya da protoporfin 9. V faktör nikotinamid. Adenin dinukleotit NAD. İyi ihtiyaç duyarlar. Şimdi bunu biz test etmek için iki yöntem kullanabiliriz. Birincisi eskiden çok kullanılırdı bu. Süt anne fenomeni dediğimiz, süt anne görüntüsü dediğimiz. Orta estafilokokus aerosu çekiyorsunuz. O biliyorsunuz eritrositleri lize ediyor, yiyor, parçalıyor. Ortalığa X faktör ve V faktör saçılıyor ve çevresine de gördüğünüz gibi böylece rahatlıkla önce inokle ediyorsunuz hemofilusları besi yerine. Burada gördüğünüz gibi çevresinde süt anne oluyor yani estafilokokus hemofiluslar için. Çevresinde minik minik ürüyorlar görüyorsunuz. Mesela burada da aynı şekilde biz ortasına ekmişiz. Stafilokokların çevresinde görüyor musunuz? Minik 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 minik. Şunları görüyor musunuz? Şu Staphylococcus aureus, şu çevresindeki minikler de hemofilus türleri. Bunu başka nasıl şekilde değerlendirebiliriz? X ve V'yi içeren ya da X ve V'yi kombine şekilde içeren biz kağıt diskler kullanabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde test edebiliriz. Mesela yine bu hemofilus kökeni görüyor musunuz? Sadece X ve V'nin çevresinde üremiş. Görüyor musunuz? Evet. Ya da bu da daha iyi bir görüntü bu da. Bu V faktör, bu X faktör, bu ikisinin kombine olduğu faktör. Gördüğünüz gibi X, V'nin çevresinde tamamen yürüyor. Çünkü ikisine de ihtiyaç duyar. Hemofilus türleri X ve V faktörüne ihtiyaç duyarlar arkadaşlar üremek için. Burada ise gördüğünüz gibi matematikten herkes hatırlar bu kesişim kümelerini. X ve V'nin kesişim kümesinde ya da X, V ile V'nin kesişim kümesinde ya da X, V ile X'in kesişim kümesinde mikroorganizmanın üreyebildiğini görebilirsiniz. Bunu biz Millerington agar test besiyerinde yapıyoruz. Hemofilusların bir başka özelliği, bu da çok önemlidir arkadaşlar. Üreyebilmek için %5 ila 10 oranında kapnofilik bunlar karbondioksite ihtiyaç duyarlar. Bu ortamı sağlamazsanız üreyemez bunlar. Dolayısıyla aslında hem X, V faktörü hem de karbondioksit ihtiyaçlarıyla ön plana çıkan oldukça gram negatif, nazik gram negatif basit bunlar. Bir başka türümüz Moraxella catarrhalis. Moraxella catarrhalis de en önemli özelliği bizim tanımlama kullanabileceğimiz bunlar gram negatif diplokoklar şeklinde görürsünüz gram boyamada arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi kayma hareketi yapar bunlar. Bunların çok genel olarak hemofilus türlerine benzemekle birlikte onlar gibi X ve V faktör bağımlısı değillerdir. Bunlar koyun kanlı agarda üreyebilirler. Ve şurada gördüğünüz videosunu çekmişiz size. Kayma görüyor musunuz? Bakın arkadaşımız almaya çalışıyor. Kayıyorlar. Şöyle tekrar gösterelim. Görüyor musunuz? Kayarlar. Kayarlar. Alamazsınız. Yağ gibi kayarlar şeyin üstüne. Evet. Şimdi gram negatif basillere bakalım. Biraz da hızlıca. Aslında bu konu
ileride size Fatma hocanız tarafından anlatılacak. Ben şöyle hızlıca bir sadece genel bir overview vereceğim size. Kokları da biz gram negatif basilleri de diplokoklar, kokobasiller, basiller ve koma şeklinde yani virgül şeklinde olanlar olmak üzere dört ana grupta inceliyoruz. Virgül şeklinde olanlar oksidaz pozitifler. Burada ki mikroorganizmalarda 42 derecede üremesiyle Campylobacter jejuni, alkalin ortamları sevmesiyle bilinen Vibrio cholera ve üreaz aktivitesiyle karşımıza gelen Helicobacter pylori çıkar. Basillerde basilleri Fatma Hoca'nın size önümüzdeki pratiklerde anlatacağım. Laktoz fermentasyonuna göre laktoz fermenterlar ve laktoz non fermenterlar olarak iki grupta inceliyoruz. Laktozu fermente ederler, edenler işte E. coli, Klebsiella, Enterobacter türleri var. Fermente etmeyenlerde ise birincisi fermente etmiyorsa gerçekten fermentasyon yapamıyordur, hiçbir şekeri yıkamıyordur. İşte Pseudomonas türleri, non fermenterler geliyor karşımıza ya da fermenter olup da laktozu sadece fermente edemiyorsa salmonella, shigella, proteus, yersinia gibi kökenler aklınıza gelmeli. Kokobasiller içerisinde biraz önce bahsettim. Haemophilus influenzae çok önemli. Bordetella pertussis, Pasteurella multiside, Brucella, Francisella tularensis var. Diplokoklarda biraz önce resmini size kayma özelliğini gösterdim. Moraxella türleri ve Neisseria türleri önemlidir. Şimdi laktoz fermentasyonunda bunu hocanız anlatacak ileride ama bu bir Macconkey'dir. Gördüğünüz gibi laktoz pozitif olan kökenler böyle pembe renkte görülüyor. Yani E. coli klebsiella var. Non-laktoz fermenterler, fermente edemeyenler de shigellalar, salmonellalar, yersinyalar da böyle şeffaf renkte görünürler. Enterobacterisea ailesinin tanımlanması çok uzun uzadıya bir iş. Burada gördüğünüz gibi buraları çok hızlı geçeceğim çünkü Fatma Hoca üstüne basacak size bunların. En önemli bizim burada kullandığımız besiyerimiz 3 şeker besiyeri arkadaşlar. Three sugar iron besiyeri. Bunun özelliği şu, içerisinde bakteriler biliyorsunuz basit şekerleri yıkarak başlarlar işe. Ondan sonra kompleks şekerlere geçerler. Basit şekeri az tutmuşlar, özellikle laktoz ve sükrozu fazla tutmuşlar ki bakteriyi laktoz yıkmaya itsinler. Burada gördüğünüz gibi şu non fermenter, şu salmonella ve shigella laktozu ferment edemediği için sadece peptonları yiyebildiği için tüpün alkalin kalmış bu slant tarafı, yatık tarafı, dip tarafı asidik kalmış. İçinde indikatör var. pH indikatörü, fenol kırmızısı bununla ayırıyoruz. Bunu hocanız bahsedecek. Indol testi yapabiliriz yine. İşte triptofanaz aktivitesi varsa E. coli indol pozitif böyle bir indol halkası görürsünüz mesela. Üreaz aktivitesine bakabiliriz. Eğer mikroorganizma üreyi amonyaya parçalayabiliyorsa içindeki indikatörle birlikte pH artar, alkalin bir ortam oluşur ve pembe renk oluşur. Mesela burada Proteus mirabilis, Cornebacterium, Helicobacter pylori, Brucella'ların üreaz pozitif olduğunu söylemek mümkün. Sitrat testi yine karbon kaynağı olarak sitratı kullanıyorsa mikroorganizma, Salmonella'da olduğu gibi böyle gece mavisi, normal tüp böyle yeşildir, gece mavisi renge döner. Hareket testini yapabilirsiniz yarı katı besiyelerinde. İşte salmonellalar hareketli mesela, shigellalar hareketsiz, batırdığınız yerde kalır. Salmonellalar burada gördüğünüz gibi işte laktoz negatif ama aşık kes ürettikleri için bu besiyelinde siyah koloni oluşturmuşlar. Sitrat pozitif, Macconkey'de laktoz negatifler. Shigellalar yine laktoz negatif. Yine burada besiyerini görüyorsunuz, sitrat negatif. Bir de Pseudomonas türleri var arkadaşlar. Bunlar da oksidaz testi bizim için önemli. Gördüğünüz gibi Macconkey agar'da sanki laktoz non fermenter gibi görünür bunlar. Laktozu fermente edemezler çünkü. Ama bunlar zaten fermentasyon yapamıyorlar. Bunlar oksidasyonla enerji üretebiliyorlar. Oksidaz testimiz var bunu yakalayabilmek için, saptayabilmek için. Eğer mikroorganizmanın sitokrom oksidaz aktivitesi varsa oksidatif fosforilasyon yapabilir. Dolayısıyla da sitokrom oksidaz diamin bileşiklerini oksiterek indofenole dönüştürür. Biz de COVAX reagent dediğimiz bir tetrametil, parafenil, diamin hidroklorit denen ayıraçla bunu tespit edebiliriz. Örneğin şurada gördüğünüz gibi Pseudomonas, Aeromonas, Neisseria türleri oksidaz pozitif. Şurada sizin için hazırladığımız bir video var. Onu gelin izleyelim. Bu bizim oksidaz testinde kullandığımız madde arkadaşlar. Bunu tüpe önce hazırlayıp ıslatıyoruz. Tüpte bir karışım elde ediyoruz önce bundan.
Evet. Bunu çalkalıyoruz, hazırlıyoruz. Arkadaşımız biraz fazla bile koymuş. Evet. Sonra bir filtre kağıdına bunu döküyoruz. Gördüğünüz gibi. Biz daha iyi görebilelim diye yapmış. Sonra özeyle test mikroorganizmasından birinci mikroorganizmamız Pseudomonas aeruginosa. Ondan alıyor. Gördüğünüz gibi. Sürdüğümüz zaman, bakın sürdüğümüz anda mosmor bir renk oluştu. Görüyor musunuz? Mor bir renk. Şimdi yaklaşıyoruz. Biraz kamerayı yaklaştırıyor arkadaşımız. Mor bir renk oluştu. Şimdi asetobakteri alıyoruz. Onu süreceğiz. Bakın sürüyor sürüyor hiçbir renk değişimi yok. Gördünüz mü? Bu işte oksidaz pozitif ve negatif testinin yapılışı arkadaşlar. Gram pozitif basillerimiz var bir de tabii. Sporlu basiller. Spor boyamayla da bunları biz görebiliriz. Şurada sağ tarafta görüyorsunuz. Hem sağda hem solda gördüğünüz gibi. Yerleşimlerine göre bu basilleri biz tanımlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tam zamanında da bitirdik dersi. Herhangi bir sorunuz varsa yanıtlayayım. Yoksa aksi takdirde şeyi bitirelim. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Arkadaşlar? Soru sormak istiyor musunuz? Galiba. Buyurun. Slide'ı tıp fakültesi yüklüyor zaten arkadaşlar. Ben onu şeyde bırakırım zaten. Mailde atarım. Size de atabilirim ama tıp fakültesi de yüklüyor zaten otomatik olarak. Şuradan şehir yapabiliyorsak deneyeyim. Buradan ben direkt size paylaşabilirim. Bildiğim kadarıyla buradan ben şeyi ben bir saniye slide'ı şey resume to share. Evet. Stop share yapalım. Slide'ı şuradan sanki chat'ten size atabiliyorduk ama onu kapattılar mı? Duruyor mu hala? Nasıl bilmiyorum. Olabiliyorsa buradan atayım ben size. Evet, hala olabiliyor. Buradan atayım, siz arkadaşlarınızı da paylaşın arkadaşlar, olur mu? Zaten hani yüklenecek ama en azından şimdilik paylaşalım. Daha rahat olur sizin için de. Ben buradan şu an bastım, geliyor size arkadaşlar. Hızlı bir şekilde zannediyorum gelecek. Rica ederim. Evet, gitti. Bir kontrol et istersen Tuğrul. Sen konuşuyorsun sanırım. Geldi mi? Tamam, bir sıkıntı olmaz zaten. Peki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sınavınıza da başarılar dilerim. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.